Herkese merhabalar. Yeni bir kutu açılışı videosuyla karşınızdayız ve bugün önümüzde duran kutu PlayStation 4 için özel olarak çıkan yeni Spider-Man oyununun basın kiti yani press kit olarak da geçen ve oyunun kutusunu açmadan önce şöyle kutu açılışına başlamadan önce kutunun dış yüzeyine bakmak istiyorum. Gayet sade bir tasarım var şöyle üst düzeyde bir adet Spider-Man logosu görüyorum. Ancak yakınlaştırayım size de şöyle görebileceğiniz üzere umuyorum ki görebiliyorsunuzdur şu an. Kutunun dış yüzeyi sanki örümcek adam tarafından ağlarla kaplanmış gibi gözüküyor ve dokunduğunuz zaman da bu hissiyatı vermişler. O açıdan oldukça başarılı bulduğumu söylemeliyim. Şöyle kutuyu açalım dilerseniz. Dışa doğru şöyle açtığımızda içeride bir adet Spider-Man bizi karşılıyor. Ardından da diğer tarafta da dolu dolu içerikleri görüyoruz. Dilerseniz yavaş yavaş bu içeriklerin neler olduğuna başlayalım. Bakalım daha doğrusu. Special Numbered Edition bunlar. Yani özel olarak üretilen bir seri olduğu için toplamda 1250 adet üretilmiş. Şöyle size de göstereyim görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bizim elimizde şu an açmakta olduğumuz kutu da 1087 numaralı kutuymuş. Şöyle şunu hemen açmak istiyorum. Arkasında bir yapışkan var oradan yapışkanı çıkaralım. Sert bir koruyucu materyal var. Bu buruşmasın, kırışmasın diye. Sanıyorum ki bir comic book tarzı böyle bir e, olay diyecektim ki öyle de sayılmaz. Pek oyun içerisinden çeşitli alanların, oyunun geçtiği Manhattan bölgesindeki bazı yerlerin fotoğrafları, Spider-Man'in e, çeşitli kapışmalarda, dövüşlerde, animasyonlarının da yer aldığı şöyle sayfa sayfa gezecek olursak sizler de görebiliyorsunuzdur çeşitli oyun içerisinden anlara, çeşitli sanat çalışmalarına yer verilmiş. Ki bunların bazıları oyunun başında da gördüğümüz yerlerde. Örneğin şu an oyunun başlangıcındaki sahnelerden bir tanesiydi. Burada yine Peter Parker'la Mary Jane'i görüyoruz. Şöyle devam edeyim sayfalarda. Oyunla ilgili bazı bilgiler yer alıyor. Insomniac Games oyunun yapımcısının burada bir mesajı var. Ee, özellikler var. Oyunla ilgili dikkat çekici noktaların ee, bir açıklaması yapılmış burada. Bir Spider-Man pozu var. Biz de kendisine selam verelim. Arkasından yine Spider-Man'in pozlarıyla devam ediyoruz. Burada oldukça güzel sanatsal çalışmalar var ve görsellik açısından burada da güzel. Oynadığı zaman da güzel. Ben oyunu şahsen e, ofiste PlayStation 4 Pro üzerinde 4K HDR desteğiyle birlikte oynama fırsatı bulmuştum. Ve görsel anlamdaki başarısı hakikaten e, tartışılmaz diyebilirim. Şöyle bir kenara koyduk. Şurada bir Coffee bean since 1962. Biz Türkler olarak İngilizce tarihleri, sayıları genelde böyle okuyoruz. Sanki bir kahve dükkanından alınma açısına bir paket var. Bu paketin içerisinde çeşitli bakalım neler var. Şöyle bir adet kara kalem çalışma var. Sanki böyle kara kalemle bir defterden çizilmiş de sonra defterden şöyle yırtılmış gibi kenarı da iki tarafında da Böyle çeşitli Spider-Man karalamalarını görüyoruz. Şöyle tekrar diğer yüzünü de çevireyim. Hatta şurada dikkatinizi çeker belki bir adet böyle sanki burada bir bardak varmış. Birisi burada kahve içmiş de sonra kaldırınca bardağın izi kalmışçasına bir şey var. Nasıl diyeyim? Bir iz bırakmışlar oraya da. Onu da şöyle koyayım. New York Subway Guide. New York'un yeraltı tünelleriyle alakalı bir bilgilendirme gibi düşündüğünüzü varsayıyorum ancak öyle değil şöyle iç tarafına bakacak olsak burası yapışkan burada yine Spiderman ile ilgili çeşitli görsel çalışmalar burada bir e, Brooklyn Queens harita görüyorum harita ile ilgili çeşitli bilgiler var bunun içerisinde bir adet de e, şöyle kartpostal var ama bunun arkasını çevirmeyeyim niye derseniz bunun arkasında bir adet e, oyun kodu görüyorum e, bunu bu şekilde aynı şekilde yerine koyuyorum. Belki sonrasında bunu çekilişle neden olmasın bir takipçimize de verebiliriz. Şöyle kenara koyalım. Bunun içerisinde bir ağırlık daha var. Devam ediyor. Bakalım burada neler var başka. Şöyle karıştıralım. Evet burada download medya set. Evet bazı fotoğrafları bu şekilde adeta sanki sünnetimizden vesaire böyle çekilmişçesine Koymuşlar gayet güzel düşünülmüş. Ve e, Peter Parker'ın çeşitli böyle fotoğraflarını görüyoruz burada arkadaşlarıyla. Gayet güzel düşünülmüş şöyle, şöyle sizlere de biraz daha yakınlaştırayım. Bunlar gayet eski tip bildiğimiz hani böyle fotoğrafçılarda bastırdığımız fotoğraflar gibi. Yani öyle kağıt karton gibi değil. Arka yüzeyleri de aynı şekilde. Bunları da şöyle kenara koyayım. Bir başka kenara hatta şu çalışmanın önünü kapatmayayım. Bunu da böyle koyayım. Burada bir şeyler daha var. Bitmedi. Devam ediyoruz. Evet bitti. Bunun dışında bir şey yok. Şu an elimdekiler son. Şunu da şöyle kenara koyayım. Bakalım bunlara yer yetecek mi? Daha burada bir şeyler daha var. Bir tane e, arkası bakayım yapıştırıcılı mı? Yapıştırıcılı değil ama bardak altlığı gibi gözükse de çok böyle her türlü bardağa uymayacak bir altlık var aslında burada. Ya da ben farklı yorumladım bilmiyorum. Şöyle arka yüzeyinde çıkarılacak bir şey var mı diye bakıyorum ama çıkmıyor da. Şöyle koyalım. Bir adet basın kit pres kartı. Yani bu normalde bizim gibi basın mensuplarının belli yerlere girerken kullandığı kartlardan. Burada Peter Parker'ın iş yerine girerken kullandığı basın kartını koymuşlar. Öyle söyleyelim. Bir adet de şurada oldukça ağır gözüken mıknatıslı bir düzenek şeklinde bir Spider-Man rozeti var. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım size doğru görebiliyorsunuzdur umarım. Arkasında da bir mıknatıslı alan var. O da şöyle birbirinden ayrılıyor. Bunu bir şeyin iki yüzeyinden sıkıştırarak takmanız mümkün artık nereye takarsanız belki bir kasaya mı takarsınız, çantanıza mı farklı şekillerde düşünülebilir. Devam ediyoruz. Burada bir adet gazete var. Daily Bugle gazetesi ve İlk sayfada da kocaman bir Spider-Man görseli. Altta da şehirle ilgili bazı haberler var. Şöyle açalım gazetemizi. Kendimi şu an adeta bir e, sabah haber sunucusu gibi hissettim. Şehirdeki bazı, evet kötü adamlar, tahminen oyunda da ileride boss olarak karşılaşacağımız insanlar ki, ilki şurada görüyorum. E, oyun içerisinde de bazı yerlerde bunlarla ilgili, örneğin Peter Park'ın evinde e, bazı duvar asılmış şeyler vardı. Yazlar belki onlarla da bağlantısı vardır ama şehirle ilgili oyunla ilgili bilgiler var ve gayet gazete kağıdına basılmış hakikaten uzun zaman sonra elime bir gazete kağıdı aldığımı hissettim ben de bayağıdır hiç gazete okumuyordum gazete diyeyim ya da gazete Great hits on the City evet şeyle ilgili çeşitli bilgiler var bunlar aslında video haricinde uzun uzun okumak lazım en arka kısımda da oyunun kutu kapağındaki görseli bu şekilde yerleştirmişler. Hatta PlayStation 4 logosuyla birlikte şöyle onu da göstereyim. Gazetemizi de kaldırıp bir kenara koyalım. Bitti mi? Bitmedi. Burada bir de Manhattan haritası var. West Side, Upper East Side, Chelsea, Greenwich. Bu Greenwich sanırım o meşhur gözleme evinin oldu. Ya şöyle yanlamasına tutayım sizlere. Ters mi oldu, düz mü oldu bilemiyorum. Garanti olsun ben de diğer yönden çevireyim. Çok merak ediyorsanız videoyu durdurup inceleyebilirsiniz. Görünebiliyorsa eğer olabildiğince göstermeye çalışıyorum. Kamera şu an tavana asılı durumda. Bir yandan kameraya da bakıyorum. Ara ara sesim niye uzaklaşıyor mikrofondan diye düşüne, düşünürseniz diye söyleyeyim dedim. Bir adet de son olarak yine Manhattan'da bir olay var. Devil's Breath, şeytanın nefesi diyor haritada bir noktayı işaret etmiş ve bunun dışında 2-3 farklı çeşitli nokta, var, nokta da var işaretlenen. Şöyle yanlamasına göstereyim. Belki bir işarettir oyun alanında buralara gittiğimiz zaman göreceğimiz belki gizli bir şeyler vardır. Easter egg tarzı belki de bilmiyorum. Nelere ait olduğuna dair bir fikrim yok ama böyle bir şey de konulduğuna göre bunun da bir önemi olsa gerek. Nereye koysam neyi kapatmasam diyorum ancak o kadar çok şey var ki bitmiyor ve sonuncusu da bir adet Reno Boss Fight dövüşünden bir görsel yine. Burada da bize gelen basın kitinin özel sürüm numarası yazıyor 1087 olarak. Arkasında da yine Marvel Spider-Man yazısını görüyoruz. Kutu bu şekilde tekrar geri koyacak olursak bir yandan da şöyle videomuzu da toparlayalım. Gayet dolu dolu bir kutu olduğunu söyleyebilirim. Kutu içeriği gayet... Özenle hazırlanmış her şeyin baskısı, e, türün özel yapılmış gazete gerçekten gazete kağıdına basılmış. Örneğin e, bir adet pres kit, e, basın kartı burada olması, bu tarz küçük detayları düşünmeleri gayet güzel, hoş diyebiliriz. Dol dolu. Tekrar aldığım gibi her şeyi e, yerine koyacağım. Bu bunun içinde miydi ya? Yok, bu ayrıydı. Tabi. Burada fotoğraflar vardı. Şu fotoğrafları yerleştirelim. Spider-Man'in incelemesini de sitemizde dediğim gibi oyun çıktığı dönemde yayınlamıştık. Çıktığı gün daha doğrusu. Onu da sitemiz üzerinden veya Donanım Haber YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Oyunla ilgili fikir almak açısından. Herhangi bir spoiler da yok. Gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Özellikle buna dikkat ettim. Ve oyunun kendisindeki gördüğüm başarıyı basın kitinde de gördüğümü söyleyebilirim. Bunu da böyle koyalım. Subway Guide'ımızı da koyalım. Karalama çizim çalışmaları koyalım. Bunu da aynı şekilde üstüne kapatalım ve kutuyu ilk haline getirelim. Hı hı. Evet oldukça dolu dolu bir kutuydu ve ben açıkçası e, aça aça oradan buradan her yerden bir şeyler çıka çıka bu kadar şey çıkmasını beklemiyordum özetle öyle söyleyeyim belki 3-4 parça bir şeyler olur diye bekliyordum ama gayet özenle hazırlanmış aynı oyunun kendisi gibi e, şayet hala dediğim gibi oyunu oynama fırsatı bulmadıysanız veya merak ediyorsanız e, sitemizde incelemesini izleyebilirsiniz. Bu videomuzda Spider-Man'in e, basına özel e, kitinin kutu açılışını yaptık bir başka videoda görüşmek üzere herkese iyi oyunlar.